Kalkım köyünde kunduracıların yanındayız. Burası bir kunduracı dükkanı. Eskiden Halep'te benim de eski mesleğim kunduracıydı. Şimdi burada kunduracılarla sohbet edeceğiz. Onları tanıyacağız. Kalkım'da harman yerinde kundura üretmek nasıl bir şeymiş onlardan dinleyeceğiz. Selamun aleyküm Emmoğlu. Aleyküm selam Emmoğlu. Nasılsın, iyi misin? Şükür Allah'a hamdolsun. Seni bir tanıyalım. Hamed Cesim. Hamed Cesim, nerelisin Emmoğlu sen? Kaberen. Kaberen köyündensin. Hemen Kaberen bizim bitişik köyümüz. Evet. Kaç doğumlusun? Kaç çocuk var ama olayla bir tanıyalım seni. 1991 doğumluyum. 91 doğumlusun. 3 çocuk, 2 oğlan, 1 kız. Maşallah. 2 oğlan, 1 kız var. Çocuklar burada mı? Kaberen'de mi yaşıyor? Evet. İyi. Kaç senedir bu meslektesin? Yaşla 16 yıl oldu. 16 yıldır burada. Höllükte konduracılık ettin sen o zaman. Derya'da yaptım. Maşallah. Evet. Peki. Ya bu konduracılar sesi güzel olur. Şimdi deminden beri beğendin ki ben türkü söylerim neyin? Hele bize bir türkü dinlet hele bakalım hele. Senden bir türkü dinleyelim. Ben dinlemesini severim abi ya. Evvel bir tane söyle. Söylemesini sevmem, ben dinlemesini eyleme severim. Bir türkü dinleye gel ya. Konduracılara gidip de türkü dinlemeden olmaz. Vallahi bilmem bir abi. Bir dörtlük söylele. Vallahi bilmem. De hadi. Bilmem, vallahi bilmem. Nasıl bilmem ya? Benim yerime Rıdvan emmim oğlu söylesin. Gel Rıdvan gel. Gel Rıdvan gel. Rıdvan nerede? Rıdvan emmim oğlu. Hele gelsin mi Rıdvan? Eskiden konduracılar forslu olurdu. Konduracı olmayana kız vermezlerdi eskiden. Şimdi akis olmuş. Şimdi konduracıya kız vermiyorlar mı? Akis olmuş. Mesleğimiz eski, o değer kalmamış yani. He, öyle mi? Evet. Niye? Ya bak ne güzel çalışırsın, para kazanırsın, millet işsiz gezik. Elhamdülillah çalışıyor. Ama yani o eski dediğin serrar yoktur yani. He. Eskisi kimdel yani. Hiç konduracıların hikayelerinden falan bilir misin? Yok. Bilmiyorum. Sen de hiçbir şey bilmiyor musun ha? Konduracılık mesleği 1940'larda, 1950'lerde Halep Türkmenleri yavaş yavaş şehre göçtüler. Gaziantep'ten gelen Ermeniler, Antep Ermenileri, Maraş Ermenileri bu mesleği Halep'e getirdiler. Türkmenler de Arapça bilmedikleri için Ermenilerin yanında bu mesleğe başladılar. Ermenilerin elinin altında bu mesleği öğrendiler. Yani Halep'te Meydan Mahallesi, Yeniköy Mahallesi bunlar eskiden kunduracılardı. Ermeni kunduracılardı. Bu mesleği Ermenilerden öğrendiler. 1965'te ilk ayakkabı kundura dükkanını Ziyarat Köyü'nden Halil Hammedi rahmetli açmıştı. Kunduracılar günümüzde artık olmazsa olmaz mesleklerimizden biri. Çünkü Türkmenler 7'den 70'e kunduracı mesleğine girer. Ben de bir kunduracı çırağıydım. Ben de kunduracı ustasıydım. Kunduracılık bizim en başlıca mesleğimiz. Daha sonra kaportacılık, tamircilik gelir. Daha eskilerde tabii kilimcilik varmış bizim Türkmenlerde. Kilimciliği de Ermenilerden öğrenmişler. Daha sonra işte şehre gittikten sonra ayakkabıcılık mesleğini öğrenmişler. Tabii köyde 3-5 dönüm fazla tarlası olan bir dönüm iki dönümünü satmış. Halep'ten bir ev almış. Altını dükkan etmiş, üstünü ev etmiş. Bizim çalıştığımız Höllük Mahallesi yaklaşık nüfusu 700 bin civarında bir nüfusu vardı. Tamamı Türkmendi. Tamamı da ayakkabıcı mesleğinde çalışırlardı. İşte bu eski ustalardan Halil Hammedi vardı, Ömer Vahit vardı, Lekir Hüseyin vardı, Osman Muhammed vardı, Zübeyir Mustafa vardı. Bunlar eski ustalardı. Tabii bunlardan artık birçoğu vefat etti, aramızdan ayrıldı. Abu Nidal vardı, geçen sene vefat etti. Biliyorsunuz daha önce de ustalar programı çekmiştik. Kunduracı ustalarımızı 10 bölüm program çekmiştik. Şimdi bu emmemiz oğlu bize türkü okumadı. Ya konduracılar Ferdi Tayfur'u sever, konduracılar Hakkı Bulut'u sever. Evet, severken mi dinlemesini seviyor. Bir tane hele Ferdi Tayfur'dan söyle. Halit abi var. Halit abi benim de amcamın oğlu. Halit'ten bizim mazide çok güzel günlerimiz oldu. Çok güzel beraber çalıştığımız günler de oldu. Halit abi nasılsın Emmoğlu? Şükür Allah'tan gelen sen nasılsın? Allah razı olsun. Halit abi ben seni tanıyayım da izleyicilerimiz seni tanımaz. Bir seni tanıtalım hele. Kaç yaşındasın? Kaç çocuk var? Bir hanım mı var? İki hanım mı var? Kaç yıldır bu kunduracılık mesleğindesin? Çocuk olarak 5 çocuk var. Erkek hepsi. Maşallah. Bir evlilik. Bir evlilik. Hı-hı. Yaş 47. Yaş 47. Kaç Hı-hı. yıldır bu meslektesin Halit abi? Bir 35 yıldır meslekteyiz. 35 yıldır. Sen Ürdün'de de çalıştıydın. Ürdün'e de gittik ya. Ümmen'de çalıştık. He. Eskiden kunduracılıkta güzel para vardı Halit abi. Kunduracılar Lübnan'a gider para kazanırdı. Ürdün'e gidip gelirdi. Sanki Paris'e, sanki Almanya'ya gitmiş gibi olurdu Ürdün'e giden bir kunduracı. Hı-hı. Sen gittin kaç yıl çalıştın orada? Şeyle böyle bir buçuk yıl çalıştık oraya. Çok.
Peki, burası kardeşinin dükkanı? Kardeşimin dükkanı. Hiç aklına geldi mi senin de? Bunu geçen sefer de sordum. Hiç aklına geldi mi harman yerinde ayakkabı dikme? Vallahi onu düşünmeydik ya. Hiç düşünmedik. Ama oldu. Bu savaş bize bugünleri de yaşattı kaberinde, diyorsun. Kaberinde Kılı Ayıp'ın oğlu Kadir vardı, Kadir. Kaberinde Kılı Ayıp'ın oğlu Kadir vardı. He. O önceden yaptı burada o şeyci, atölyecilik. Biz dedik lan bu nasıl çalışıyor? Deli mi dediniz? Biz de geldik. Biz de çalıştık. Kılı Ayıp'ın oğluna deli dediniz. Dediniz ki harman yerinde ayakkabı dikiyor. Ama yani bu nasıl çalışıyor? Günlük olamaz yani. Halep'e gidip gelme çok bakacak. Çünkü Halep kalmadığı için oluyor. Peki. Nereye gönderiyorsunuz? Bu işler nereye gidiyor? Türkiye'ye mi gidiyor? Başka ülkelere mi gidiyor? Ya başka ülkelere. Halep'e gidiyor. İdlib'e gidiyor. Irak'a gidiyor. Maşallah. Çeşit. Tüccarlar gelip alıp buradan gönderirler. Ha. Bizim o dönemlerde bu kameralar olsaydı, bu imkanlar olsaydı, şu kameralı cep telefonları olsaydı da o güzelim günleri çekselermiş, onları kayıt altına alsalarmış değerli izleyenler. Yani her dükkanda birkaç tane ses sanatçısı çıkacak derecede güzel türkü söyleyenler olurdu. Şimdi artık kalmamış tabii. Bu hem yeni çıraklar bilmiyor. Eskilerden de artık kimse kalmadı. Ben de çok türkü söylerdim. Ben değerli izleyenler hep yani kundura dikerken hep dedim işte ben bir gün gelecek sanatçı olacağım. Ben gideceğim Türkiye'de yaşayacağım. Türkiye'de sanatçı olacağım. Hep böyle hayal ederdim ben Halit abi. Sen ne bilirsin. Beraber de çalıştık. Hep derdim ki işte ben gün gelecek Türkiye'de sahneye çıkacağım, Türkiye'de televizyona çıkacağım, televizyona çıkıp türküleri okuyacağım. Yani Allah dileğimizi kabul etti. Ben hedeflerime vardım değerli izleyenler. Bugün de bir televizyoncu olarak bugün kalkım da bir kunduracı dükkanında başka kunduracıların hayallerini sizlere aktarmaya çalışacağım inşallah. Peki bu usta kim yanındaki? Bu usta Karakadırlardan, Saffat Rahmatlı'nın oğlu. Bu da mı bizim köylü? Kalkımlı. 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 O türkü biliyor mu? Bunlar sesleri güzel ama kendisinden duymadım. Kendisi Zaim, Kerim. Var mı? Kerim güzel söyler. Kerim güzel söyler. Zaim güzel o zaman söyler. Bu halfamızın yanına gidelim. Bir türkü ondan dinleyelim. Çünkü onun gözünde bir çapak var değerli izleyenler. Değerli izleyenler şimdi bu ustamızın yanına geldik. Merhaba ustam. Merhaba. Nasılsın? Çok iyi, çok şükür. İsmini bağışlar mısın? Abdurrazak Ali. Abdurrazak abi biraz sesini şöyle kaldır ya. Abdurrazak Ali. Abdurrazak, kalkımlı mısın? He, kalkımlıyım. Kaç yıldır bu meslekte? 18-19 oldu. 18-19 yıl. Peki, Abdurrazak sen türkü söyler misin abi? Hele bize bir türkü oku ya. Vallahi eskiden söylerdik. Ne, şimdi... ne söylerdin, ne söylerdin mesela? Yani türkü olarak yani. Yani müzikten şey etmezdim. Müziğin her dalını söylerim diyorsun. Zaten Konduracılar rapten, cazdan işler olmazdı. Ne türküler okurdun mesela eskiden? Yani Yeşil Ördek gibi. O zaman Yeşil Ördek alalım senden. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp giden gurbet illere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Başım alıp giden gurbet illere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Ne sen beni unut ne de ben seni. Yüreğine sağlık, Allah razı olsun. Peki değerli izleyenler, Kalkım Köyü'nde çekimlerimiz kaldığımız yerden devam.